Merhaba. Bugünkü videomuz daha çok velilerimiz için. Önceki dersimizde biz çocuklarımıza birkaç yeni harf göstermiştik. Hatırlarsınız. Çocuğumuz bu harflerle çalıştı ve bu harfleri tanımaya başladı. Peki, sonraki adımımız ne olmalı? Sonraki adım bu harflerin çocuğunuzun yazmasını sağlamak olacaktır. Peki, çocuk harfleri yazdırırken neyle başlamalıyız? İlk aşama bir kum tepsisi olacak. Kum tepsisini evde çok rahat ve çok kolay oluşturabilirsiniz. Bakın bu benim kum tepsim. Bir normal bir borcam. İçine de ben irmik döktüm. İnce bulgur olabilir, tuz olabilir, gıda boyasıyla boyanmış tuz olabilir. Daha eğlenceli, daha bir görseli güzel olur. Böyle bir kum tepsimiz hazır. Ve çocuğunuza onun tanıdığı resimden tanıdığı artık harfleri ilk kez yazmak için bir kum tepsisinde harflerin nasıl yazıldığını biz gösterebiliriz. Bunun için biz çocuğumuzu davet edelim. Çocuğumuz yazarken sağ elini kullanıyorsa çocuğumuz solda oturacak. Eğer çocuğumuz sol el kullanıyorsa çocuğumuz sağımızda oturacak. Bu çok önemli bir nokta. Bunu unutmayın lütfen. Evet, kum tepsisinde harfleri nasıl yazalım? Gösterelim. Şimdi kum tepsisinde harflerimizi nasıl yazıyoruz? Çocuğunuz, konuşmuştuk, sağ el kullanıyorsa yazmak için sizin solunuzda oturacak. Sizin çocuğunuz sol el kullanıyorsa yazmak için solunuzda, sağınızda oturacak. Bu şey ancak çocuğunuz solaksa siz de harflerin yazılışlarını gösterirken sol elini kullanmak zorundasınız. Şimdi bizim çocuğumuz varsayalım ki sağ elle yazıyor. Çocuğum solumda, önümüzde bir kum tepsimiz var ve ilk önce bir önümüze bir yazmak istediğimiz harfi biz koyuyoruz. E harfimi koyuyorum. Harfimi koydum böyle görebileceğim bir şekilde ve harfi yazmaya başlıyorum. Harfimi yazdım, bir kum tepsisini düzelttim ve çocuğumdan bunun tekrarlamasını istiyorum. Ve bunu mümkün olduğunca çocuğunuza yazdırabilirsiniz. Aynı seansta 3-4 harf gösterebilirsiniz ve çocuğunuz sizin yanınızda bunu yazsın ve aslında istediği zaman kum tepsisini alıp yazabilirse çok iyi olacak. Çocuğumuz artık kum tepsisinde harfleri yazarken gayet güzel yazıyor ve siz harfleri artık tanımaya başladınız. Peki sonraki adımımız ne olacak? Sonraki adımımız tebeşir tahtası. Tebeşir tahtasında yazarken çocuğumuz tebeşir kullanacak, değil mi? Tebeşir kısa ve 3 parmakla çocuğunuz tebeşiri tutacak ve bütün kolun gücünü uygulayabilir harf yazarken. Bu yüzden hemen bir kaleme geçiş yapmadan önce bir tebeşir tahtasını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Bu şekilde çocuğunuz harfleri daha kolay yazacaktır. Yine tebeşir tahtasını kullanırken çocuğunuza aynı kum tepsisiyle olduğu gibi bir sunum gösterebileceksiniz. Çocuğunuz solda oturacak ve harfin yazılışını siz bu şekilde çocuğunuza gösterebilirsiniz. Eğer evinizde tebeşir tahtanız yok, ne yapacağız? O zaman bir kağıt kullanabiliriz. Beyaz bir kağıt kullanabiliriz. Ancak o beyaz kağıdı kullanırken yine bir kalem kullanmıyoruz. İlk önce bir pastel boya kullanabiliriz. Pastel boya tebeşir gibi üstten tutuluyor. 3 parmak kullanılıyor. Ve bütün kolun gücünü çocuğunuz kullanabilir harfleri yazarken. Çocuğunuz harfleri tebeşir tahtasına veya pastelle kağıda yazarken harflerin boyutu çok büyük olabilir. Çok küçük olabilir. Boyutu hiç önemli değil. Önemli olan çocuğunuzun aklında olan harflerin resmini kağıda veya tebeşir tahtasına aktarmak.
boyutla ilgili biz henüz bir çalışma yapmıyoruz. Mesela bir buradaki çalışmaları nasıl yapabilirsiniz? Çocuğunuza mesela diyebilirsiniz ki bir nesne göstererek bu ne? Bu bir akrep. Peki akrep neyle başlar? Akrep A ile başlar. A harfini yazar mısın? Ve kağıda A harfini yazmasını isteyebilirsiniz. Ve bütün kağıdı A harfleriyle doldurmasını da isteyebilirsiniz. Bu birkaç belki hafta, belki bazen birkaç ay bile gerekebilir. Çocuğunuz tebeşir tahtasına veya böyle büyük beyaz kağıda harfleri yazacaktır. Tebeşir tahtasından sonraki aşama kağıda kalemle harfleri yazmak. Normalde bizim hepimizin kullandığımız böyle ince kurşun kalemlerimiz var. Ama sınıfımızda biz çocuklara ilk önce daha kalın bir kalem veriyoruz. Bu bizim kullandığımız, sınıfta kullandığımız kalem. Markasını göstereceğim size. Lira markası. Bu kalemin özelliği, burası tam bir yuvarlak değil, tam bir daire şeklinde değil, hafif bir eğrisel üçgen şeklindedir. Ve bu şekilde çocuğunuz kalemi tutarken kalem kaymıyor. Ve çocuğunuz bu kalemi, bu şekilde yapılmış kalemi daha rahat tutuyor. Böyle bir kaleminiz yoksa o zaman biraz daha kalın bir yuvarlak bir kalem kullanabilirsiniz. Harfleri yine bir boyut önemli olmayacak. Böyle şeritler kesiyorsunuz kağıttan. Daha geniş olabilir, daha dar olabilir. Önce bir örnek bir harf göstereceksiniz çocuğunuz için. Mesela bir akrepin ilk harfini yazacağız. A harfini çocuğunuza göstereceksiniz. Bir örnek olacak. Ve sonra çocuğunuzdan bütün bu kağıdı A harfiyle doldurmasını isteyebilirsiniz. Bu şekilde uzun bir zaman geçebilir ve çocuğunuz çizgisiz bir kağıda bu şekilde harfleri yazmaya devam edecektir. Baktınız ki harflerin şekilleri gayet güzel. Harfleri tanıyorsunuz. Zaten bütün alfabedeki harfleri artık çocuğunuz tanıyor. Ne yapabiliriz? O zaman çizgili kağıda geçme vaktimiz geldi. Çizgili kağıda geçerken bir böyle bir hazır defterler satılıyor. Dik temel harflerle kılavuz çizgili yazı defteri. Bu benim oğlumun defteri. Burada böyle kılavuz çizgiler var. Ve kılavuz çizgili deftere çocuğunuz harfleri yazmaya başlayabilir. Eğer böyle bir kağıdımız, böyle bir defterimiz yoksa ne yapabiliriz? Biz böyle kılavuz çizgili kağıtları kendimiz hazırlayabiliriz. Bakın bu benim hazırladığım bir kağıt. Yapımı çok kolay. 1, 2, 3, 4, 4 çizgi çiziyorsunuz. İçindeki çizgilerin boyu bir yarım santim kadar, belki yarım santimden birazcık daha büyük olabilir. 4 çizgi çizdik. Ve içindeki iki çizgi renkli bir kalemle çizelim ki çocuğumuz için kılavuz aslında esas bu iki çizgi olacaktır. Ve çocuğumuz bilecek ki zaten siz o çocuğunuzu yönlendireceksiniz bu konuda. Esas harfin gövdesi iki renkli çizgi arasında çizilecek. Bazı harflerin aşağıya giden kuyruğu var. O da dördüncü çizgiye kadar gidecek. Bazı harflerin de yukarıya çıkan kuyruğu var. O da üstteki çizgiye kadar uzanacak. Ve bu şekilde çizgili kağıda geçiş yapmış olacaksınız. Harfleri çocuğunuz güzel, anlaşılır ve çok fazla yorulmadan yazmaya başladıktan sonra kısa kelimelere geçebiliriz. Sonra da cümlelere geçebiliriz. Bir yazı aşamaları bunlar. Bu videoyu size rehber olsun diye hazırlamak istedim. Çünkü evde çocuğunuzla bir yazı üzerinde sizin çalışmanız gerekecek. Ve çocuğunuzu nasıl yönlendirmeniz gerektiğini belki bu video size biraz yardımcı olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum.